Tarih 19 Aralık 1919. Günlerden Cuma. Kayseri'nin soğuk, karlı bir akşamı çifte kümbetlerin önünde bir otomobil durur. Türk bayrakları ile donatılmış kalabalık caddede Kayseri halkını selamlar. Kalabalık Kayseri halkı ise karşılık verir. Yolunda ölmeye hazırız paşam. Tarih 20 Aralık 1919 Cumartesi. Kayseri'nin tüm ileri gelenleri Raşit Efendi Kütüphanesi'nde toplanır. Kayseri halkı milli mücadele yolunda yemin eder. Kayseri, Mustafa Kemal'den hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır emrini alır. Ve vatan için Mustafa Kemal Paşa ile beraber harekete geçer. Tarih 21 Aralık 1919 Pazar. Kayseri halkının milli mücadele ve vatan savunmasına verdiği bu destekle daha da güç bulan Mustafa Kemal Paşa, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi'nin Kayseri beyannamesini kaleme alır. Beyannamenin bir yerinde Mustafa Kemal Paşa Kayseri halkına şöyle seslenir: Anadolu'nun heyecanlı kalbine seyahatimizin ilk durağı olan Kayseri'de temas ettik. Bu temasın bıraktığı hürmetin hatırasını, gördüğümüz bağlılığı ve şahsen bizi oldukça duygulandıran kardeşliği, nezaketten doğan bu şükran duygusunu ömrümüz oldukça muhafaza edeceğiz. Tarih 14 Ekim 1924. Vatan toprakları kurtarılmış, cumhuriyet kurulmuş ve yeni bir medeniyet, bir imparatorluğun küllerinden doğmaya başlamıştır. Mustafa Kemal Paşa bu sefer eşi Latife Hanım ile beraber Kayseri'ye gelir ve Kayseri Lisesi'ni ziyaret eder. Ziyaret bitiminde vatan için öğrencilerini cepheye yollayan ve daha 3 yıl önce 62 öğrencisini Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit olduğu için mezun veremeyen bu şanlı lisenin hatıra defterine şunları yazar: Kayseri Lisesi'ni müdürüyle, muallimleriyle, bütün talebesiyle Cumhuriyet'in ateşli, feyizli bir ocağı bulduk. Bu cümle aslında Mustafa Kemal'in Kayseri gençliğine Cumhuriyet'in birer neferi olduğunu hatırlatan çok derin bir öğüttür. Tarih 4 Şubat 1934. Mustafa Kemal'in büyük hayalleri yine Kayseri halkının da gayretleriyle gerçeğe dönüşmüştü. O gün bu şehre adım attığında yaşadığı gururu tüm Kayseri halkı ile paylaştı. Türk Teyyare Cemiyeti, Balkanların ve Orta Doğu'nun ilk uçak fabrikası olan Kayseri Uçak Fabrikası, Kayseri Demiryolu ve Türkiye'deki ilk sanayileşme hamlesi olan Kayseri Sümer Bez Fabrikası. Daha birkaç yıl önce aç, susuz vatanını kurtarmaya uğraşan halk, işte bir mucizeyi daha gerçekleştirmiş ve ülkenin ilk uçak fabrikasını burada, şehrimiz Kayseri'de kurmuştur. Öyle ki daha birkaç yıl önce topraklarımızı paylaşmaya kalkan Avrupalılar, Türklerin ürettiği savaş uçaklarını almak için sıraya girmeye başlamıştı. 8 yılda 200'den fazla uçak Kayseri'de üretildi. Düşmana diz çöktürmenin Atatürkçesi işte buydu. Bu tarih Atatürk'ün Kayseri'ye 5. ve son gelişi olmuştur. Kayseri halkı 1919 yılında işgal altındaki vatanı kurtarmak için şehre gelen, bağrına bastığı Mustafa Kemal'i tam 15 sene sonra 1934 yılında işte burada kurulan fabrikalar ve üretilen uçaklarla alnı açık, başı dik uğurlamıştır. Yaşattığın bu gururu unutma Kayseri.